camiada Filistin davasını savunmak için çok güzel çalışmalar yapıyorlardı. Birleşmiş Milletler'de, Amerika'da, Çin'de, Çin'le yakın ilişkileri vardı. Sovyetler Birliği'yle yakın ilişkileri vardı. Ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nde bulunan insanların büyük bir çoğunluğu Türkiye'de eğitim aldı. Unutmayın. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde. Türkiye'ye de getirildi bu. Ve bunlar dini bir yapıdan çok Filistin davasını savunuyorlardı. Ve bu İsrail'in de aleyhineydi aslında. Ama ne zaman ki Hamas güçlenmeye başladı ve 11 Eylül'le birlikte İsrail'de terörizmi kullanmaya başladı. Oradaki Müslümanlara karşı. Sadece Müslümanlara karşı değil, Filistin davasına karşı. Ve bu görüşmeye katılanlardan bir tanesi de zaten bu daha önceki görüşmelere katılanlardan, Filistin-İsrail görüşmelerine katılanlardan bir tanesi de bunları hep yazdı. Edward Said, unutmayın, Şarkiyatçılık kitabının yazarı. Çok önemli bir adam. Onlardan bir tanesi de Semih Fersun diye birisi. Semih Fersun. Bu da Katolik Filistinliydi. Bitti. Süre mi bitti?